Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir gül modeli göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Bunu özellikle lif modellerinde çok güzel yakışıyor gerçekten. Başlayalım. İlk önce 100 tane zincir çekeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, 100 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Şimdi burada arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Hemen tığın dibine değil de onun yanındakine batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındakine batıyoruz. Sabitliyoruz. Batıyoruz. Sabitliyoruz. Batıp sabitliyoruz. Batıp hiç ip atmadan sabitliyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Bütün zincirlere bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar, bakın. Evet, ben bu sırayı da bitirdim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şimdi geçtik diğer aşamamıza. Şimdi buradan dibinden bir tane sağlamlaştırıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çekiyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Hiç ip almadan kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1 2 3 4. 4'e batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. 4'üncüye batıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bu sırayı da bitirdik bu şekilde arkadaşlar. Sizi fazla sıkmamak adına sadece ilk başlarını gösteriyorum. Çünkü uzun sürüyor video ve insanların sıkılmasını istemiyorum. Sizlerin sıkılmasını istemiyorum. O yüzden elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışıyorum. Bu tarafa dönüyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekmeden sabitliyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve trabzan yapıyoruz. 10 tane trabzan yapıyoruz. Bilmeyenler için de şöyle söyleyeyim. Bir kere ipini doluyorsun. Bak. 1 2. 2 defa da çıkıyoruz. Bir kere ipini doluyorsun. 1 2. İki defa da çıkıyoruz. Bakalım kaç tane oldu? 2, 4, 6, 7. 7 tane oldu. Evet, ezanımız da okunuyor. Evet, 10. 10 tane oldu. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde aynı yere batıyorum. Aynı yere batıyorum ve
sabitliyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafta aynı şekilde ilk önce sabitliyorum. 1 2 2 tane zincirimi çekiyorum ve 10 tane trabzan yapıyorum. Evet, iki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Diğer tarafı sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Geri dönelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bitirdik. Ben ipimi kopardım. Şimdi geliyoruz simli ipimize. Simli ipimizi tersten sık iğne yaparak ilerliyoruz. Simli ipte biraz daha yavaş yapmanız gerekiyor, yoksa normal, bakın şöyle nazik bir şekilde, fazla sıkmadan her bir trabzana birer tane batıyoruz şu şekilde. Normal tığ örer gibi hızlı yaparsak simli ipler çabuk zarar geliyor. Şuraya da bir tane yapıyoruz. Sonra diğer kutucuğa geçiyoruz. Bakın fazla sıkmadan yumuşacık bir şekilde yapıyorum. Fazla sıkarsanız olmaz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi gül yapımı aşamasına geliyoruz. Şimdi bunu yine aynı şekilde düz olan kısmı, bakın düz olan kısmı içe doğru katlıyoruz bu şekilde. Bu kadar katlamamız yeterli. Ondan sonra gülümüzü etrafına bu şekilde doluyoruz. Şimdi dikmeye başlayalım. Şu aralıkların hepsini, bakın hepsini birlikte alıyorum. Gülümün bozulmaması için bütün katları alıyorum. İpinizin arkada gözükmemesi için de bu şekilde benim gibi sırayla giderseniz daha güzel olur.
Bak. Hepsini tek bir iğnede alıyorum. Çünkü ben iplerimin arkada da gözükmesini sevmiyorum açıkçası. Ne kadar altta kalsa da yine de hoş bir görüntü vermez diye düşünüyorum. Yine gülümün şu uç kısmına geliyorum. Ayağa kalkmaması için. Şu ipleri, kestiğimiz ipleri içinde kaybediyorum. Ucundan dikiyorum. Sabitliyorum burayı. İğnemi sağlamlaştırıyorum ipimi. Bak. Patiklere çok yakışacak bir örnek. Umarım beğenirsiniz. Siz de yaparsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın, huzurlu kalın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun.